Merhaba arkadaşlar. Tarih dersi 10. sınıf 2. dönem 1. sınavını birlikte çözeceğiz. Doğru yanlış, boşluk doldurma ve test sorularından oluşan bir sınav. Birinci soru doğru yanlış sorusundan başlayalım. Preveze Deniz Zaferi günümüzde donanma günü olarak kutlanmaktadır. Doğru. Preveze Deniz Zaferi 1538 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman'ın padişahlığı Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın komutasında kazanılmış Türk tarihinin en büyük deniz zaferidir. Ve bugün Türk tarihinin en büyük deniz zaferi olduğu için günümüzde donanma günü olarak kutlanıyor. 28 Eylül günü, 26-28 Eylül haftası diye kutlanır. İkinci soru, ülke hanedanı ortak malıdır anlayışı Padişah 1. Murat ile Osmanlı Devleti'nde yer almıştır. Yanlış. Ülke hanedanın ortak malı anlayışı 1. Murat'a kadar geçerli olan hakimiyet anlayışıdır. Veraset sistemi buna göre belirlenir. 1. Murat bunu değiştirdi. 1. Murat ülke padişah ve oğullarınındır anlayışını getirdi. Yani bir tür saltanat anlayışını getirdi. Yanlış deriz buna bu durumda. 3. soru Osmanlı Devleti'nde kanunların yazılı hale getirilmesi Fatih döneminde gerçekleştirilmiştir. Doğru. Fatih Sultan Mehmet yani 2. Mehmet o zamana kadar geçerli olan bütün örfi hukuku yazılı hale getirdi ve Kanunname-i Ali Osman adıyla bir kanun haline dönüştürdü. Bu kanun iki başlıktan oluşuyor. Birinci bölüm devlet protokolü, memurların görevlerini vesaire belirler. İkinci bölüm ise veraset sistemini belirliyor. Veraset sistemini de Fatih 1. Murat'ın yapmış olduğu düzenlemeyi değiştirdi. Ülke padişah ve oğullarınındır anlayışının yerine ülke padişahındır anlayışını getirdi ve tahta çıkan her padişahın kardeşlerini katletmesi yani öldürmesi şartını getirdi. Fatih'ten itibaren tahta geçen her padişah kardeşlerini boğdurarak öldürmek zorundaydı. Dördüncü soru. Osmanlı Devleti'nde ilk tıp medresesi Yıldırım Beyazıt tarafından kurulmuştur. Doğru. Osmanlı'da ilk medrese İznik'te kuruldu. Orhan Bey zamanında İznik Süleyman Paşa Medresesi adıyla kuruldu. Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa'nın adını taşıyor. İlk tıp medresesi ise Yıldırım Beyazıt zamanında Bursa'da Bursa Yıldırım Medresesi adıyla açıldı. Beşinci soru Ruslarla Osmanlı Devleti arasındaki ilk antlaşma Bahçesaray-Çehrin Antlaşması'dır. Doğru 1681 tarihinde Osmanlı ile Rusya arasında Çehrin Antlaşması imzalandı. Bu ilk Osmanlı-Rus antlaşmasıdır. Altıncı soru Yeniçeriler tarafından tahttan indirilerek öldürülen ilk Osmanlı padişahı 3. Mehmet'tir. Yanlış. İkinci Osman olması gerekiyordu doğrusu. Doğru cevap ya da Genç Osman. Genç Osman Yeniçeriler tarafından tahttan indirildi ve Yedikule zindanlarında öldürüldü. Yedinci soru perspektif olmadan yapılan resimlere ebru denir. Yanlış. Ebru kağıt süsleme sanatıdır. Osmanlı'ya özgü bir sanattır. Perspektif, derinlik, ışık, gölge olmadan yapılan resime minyatür adı verilir. Sekizinci soru, iltizam sistemi ilk defa 2. Beyazıt zamanında uygulanmaya başlanmıştır. İltizam, toprağın açık arttırma usulüyle toprağın gelirinin ve diğer vergilerin satılmasına verilen isimdir. Yani Osmanlı başkente yakın eyaletlerde tımar dediğimiz ya da dirlik dediğimiz sistemi uygulamış. Yani toprakları memurlara maaş olarak vermiş veya askerlere asker yetiştirsinler diye vermiş. Başkentin dışında kalan, çok uzağında kalan Yemen gibi, Mısır gibi, Cezayir, Tunus gibi denetimi zor olan bölgelerde ise, eyaletlerde ise iltizam denilen bir sistem uygulanmış. İltizam sisteminde oraların geliri açık arttırmayla satılmış ve en yüksek parayı veren kişi mültezim belgesini almış, oranın vergisini toplama hakkı elde etmiş. Osmanlı Devleti böylece nakit ihtiyacını karşılamış. İltizam usulünü düzenleyen Fatih Sultan Mehmet'tir. Yasal bir düzenleme haline getiren 2. Beyazıt döneminde değil. 9. soru ilk Celali ayaklanması 1. Ahmet zamanında olmuştur. Yanlış. İlk Celali ayaklanması 1. Selim döneminde Bozoklu Celal'in çıkardığı isyan. Bozoklu Celal ayaklanması sonraki dönem bütün Anadolu ayaklanmalarına adını vermiş. Celali denmiş sonraki ayaklanmalara da. 1. Ahmet dönemi değil, 1. Selim dönemi olması gerekiyordu doğrusu.
Boşluk doldurma sorularına bakalım. Aşağıda boş bırakılan yerleri dolduralım. Hristiyanlıkta kişilerin dinden çıkarılmasına ne denir? Aforos. Hristiyanlıkta papalığın sahip olduğu bir yetki, orta çağda önemli bir yetki, siyasi bir güce de dönüşmüş. Aforos deniyor bu yetkiye. Kişilerin dinden çıkarılması yetkisi. İkinci soru, Avrupa'da protestan mezhebinin varlığının resmen kabulü antlaşması iledir. Avrupa'da protestanlık mezhebi Augsburg, şu şekilde yazarız, antlaşması ile ilk defa tanındı. S harfini yerleştiriyoruz şuraya. Orijinal yazılışı bu şekilde. Antlaşması ile ilk defa protestan mezhebinin varlığı resmen kabul edildi. Üçüncü soru, Miratül Memalik adlı eser kime aittir? Miratül Memalik adlı eser Seydi Ali Reis, Osmanlı kaptanı deryası Seydi Ali Reis'e aittir. Seydi Ali Reis, Hint deniz seferleri sırasında kaptanı derya olarak görevlendirilmiş. Donanma Basra'da mahsur kalmış, donanmayı kurtarması için gönderilmiş. Donanmayı kurtarmış, Portekizlerle açık denizde yaptığı savaşı kazanmış. Ama orada Seydi Ali Reis'in bilmediği bir akıntı var, Arap akıntısı denilen bir akıntı. Gemileri bu akıntıya kapılmış ve Sumatra Adası'na kadar sürüklenmiş, gemileri parçalanmış. Kendisi de karaya çıkmış ve aylar süren bir yolculuktan, yürüyüşten sonra İstanbul'a varmış. Geçtiği, gördüğü, gezdiği bütün yerleri kayda geçirmiş ve Miratül Memalik Memleketler Aynası adıyla bir kitap haline getirip Kanuni Sultan Süleyman'a bu kitabı sunmuş. Dördüncü soru, Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara hangi antlaşma ile ulaştı? Ferhat Paşa Antlaşması. Ferhat Paşa Antlaşması 1590 tarihinde Osmanlı'nın İran'la imzaladığı bir antlaşmadır. Ve bu antlaşma ile Osmanlı sınırları Hazar Denizi'ne ulaştı. Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma 1590 tarihli Ferhat Paşa Antlaşması'dır. Beşinci soru, Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde topraklarına toprak kattığı en son antlaşma hangisidir? Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde son olarak toprak kazandığı antlaşma Belgrad Antlaşması'dır. Son kazançlı çıktığı antlaşmadır. Osmanlı Devleti Belgrad Antlaşması'ndan sonra bir daha kazançlı çıkan bir antlaşma imzalayamadı. Altıncı soru, ikinci Viyana kuşatmasını yapan Osmanlı sadrazamı Köprülüler ailesinin damadı Merziponlu Kara Mustafa Paşa, Köprülü ailesinin son sadrazamlık yapan ferdi, ikinci Viyana kuşatmasında başarısız olunca padişahın emriyle idam edilen Osmanlı sadrazamı Merziponlu Kara Mustafa Paşa ikinci Viyana kuşatmasında başarısız oldu. İlk Cülus Bahşişi uygulaması 2. Mehmet zamanında uygulandı. 2. Mehmet döneminden itibaren Cülus Bahşişi uygulaması başladı. Ondan sonra Yeniçerilerin Cülus Bahşişi bahanesiyle birçok kez isyan ettiğini görüyoruz. Duraklama döneminde özellikle. 8. soru, Lale Devri hangi isyan ile sona ermiştir? Lale Devri'ni sona erdiren isyan Patrona Halil isyanıdır. Patronu Halil eski bir Yeniçeri etrafına topladığı adamlarla birlikte halkı da isyana kaldırarak bir isyan başlatmış. Lale Devri'ni sona erdiren 1730 tarihinde başlayan bu isyan Lale Devri'ne son veren isyandır. Patronu Halil isyanı. Bu isyanla dönemin padişahı 3. Ahmet tahttan indirilmiş, yerine 1. Mahmut tahta çıkarılmış. 9. soru, Osmanlı Devleti'ne modern anlamda ilk bütçeyi yapan kimdir? Kendi adıyla Tarhuncu bütçesini yapan kişi Tarhuncu Ahmet Paşa. Tarhuncu Ahmet Paşa Tarhuncu bütçesini yaptı. Bu ilk denk bütçedir Osmanlı tarihinde. Yani gelir gider dengesini sağladı. Osmanlı Devleti'nin bir sene içerisindeki gelirini hesapladı ve bir sene içerisinde harcaması gereken miktarı bir çizelgeye dönüştürdü. Bu nedenle
Osmanlı tarihinde ilk defa bu şekilde gelir ve giderin denkleştirildiği bir bütçe yapılmış oldu Tarhunca Ahmet Paşa tarafından. Test sorularına bakalım. Birinci soru, Osmanlı Devleti'nde birçok isyan çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu isyanların nedenleri arasında yer almaz? Kapıkulu askerlerine verilen maaşların aksaması, evet, isyan sebeplerinden biridir. Başkent isyanlarının temel sebebidir. Halkın ekber ve erşat sistemine tepki göstermesi, yani 1. Ahmet döneminde uygulanmaya başlanan en büyük ve en yaşlı olan kişi tahta geçer uygulamasına tepki. Hayır, böyle bir tepki, halkın böyle bir tepkisi yok. Tımar sisteminin bozulması, evet, isyanların sebeplerindendir, özellikle eyaletlerle. Ekonominin bozulması nedeniyle vergilerin ağırlaşması, evet, Osmanlı duraklamasının ve isyanların sebeplerindendir. Merkezi otoritenin zayıflaması, evet, isyanların ve duraklamanın sebeplerindendir. Cevap B şıkkı olur. Ekber ve erşat sistemine halkın herhangi bir tepkisi yoktur. İkinci soru, Hint deniz seferleriyle amaçlanan hedeflerinden hangileri halifelik makamına sahip olma durumu ile ilgilidir? Bölgedeki Portekiz hakimiyetine son verme halifelikle ilgili değil. Gujarat İslam Devleti'ne yardım etme, evet, bu halifelikle ilgilidir. Akdeniz ticaretini canlandırma halifelikle ilgili değil. Nedir halifelik? İslam aleminin dini liderliğine halifelik diyoruz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşti Hint deniz seferleri. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu 1. Selim döneminden itibaren Osmanlı padişahları hem halifedir hem de padişahtır. Yani bu durumda Kanuni de hem halifedir, hem İslam aleminin dini lideridir, hem de Osmanlı Devleti'nin padişahıdır. Bu durumda İslam aleminin dini lideri olarak kendisinden yardım isteyen bir İslam devletine, Müslüman bir devlete yardım göndermek halifeliğin gereğidir. Dolayısıyla bu halifelik makamıyla ilgilidir. Cevap yalnız 2 olur. B şıkkı. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi 4. Murat ve Köprülülerin yaptıkları yeniliklerin özelliği değildir? Kuvvete ve şiddete başvurma, evet, özellikle 4. Murat şiddet ve kuvvet kullanmıştır. Orduyu disiplin altına alma, evet, özellikle 4. Murat bunu yaptı. Köprülerde donanmayı hizaya soktu. Eyaletlerde güvenliği sağlama, evet. Yönetime canlılık getirme, evet. Avrupa'daki gelişmelerden yararlanma, hayır. Avrupa'daki gelişmelerden yararlanma ilk defa Lale Devri'nde başladı. 1718'de 1718 Pasarofça Antlaşması'ndan itibaren Avrupa örnek alınmaya başlandı. 1718'e kadar Osmanlı Avrupa'nın kendisinden ileride olduğunu kabul etmiyor. 1718'e kadar zaten Avrupa'da Osmanlı'dan belirgin bir şekilde ileride değil. 1718'e geldiğimizde artık Avrupa'da meydana gelmiş olan bazı teknik bilimsel gelişmelerin Osmanlı'yı özellikle askeri alanda geride bıraktığı artık ortaya çıkmış oldu. Çünkü savaş meydanında Avrupalıların kullandıkları toplar, yeni teknik kullanılan çok gözlü ve çok hafif hızlı hareket edebilen toplar Osmanlı'da yoktu. Osmanlı halen eski usul ağır toplar kullanıyordu. Osmanlı'nın bu nedenle savaşları kaybetmesi 1718'e geldiğimizde Avrupa'nın kendisinden üstün olduğunu kabul etmesiyle sonuçlandı. İlk defa Lale Devri'ni başlatan 1718 Pasarofça Antlaşması'yla. Dördüncü soru. Yukarıdaki nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti Girit için aşağıdaki hangi devletle savaşmak zorunda kalmıştır? Girit'in Akdeniz'de stratejik yeri olması, Girit'teki korsanların Osmanlı Devleti'nin deniz ticaretine zarar vermesi, Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika'nın güvenliği için Girit'in alınma zorunluluğu. Bunlar hangi devletle Osmanlı Devleti'nin savaşmak zorunda kalmasına sebep olmuş? Şimdi Lehistan bugünkü Polonya. Dolayısıyla Polonya'nın Akdeniz'le bir bağlantısı yoktur, olamaz. Lehistan cevap olarak alamayız. Memlük Devleti'nin bu yerlerle ilgisi olabilir. Ama Memlük Devleti, Osmanlı Devleti Girit'i almak istediği dönemlerde ortadan kaldırılmıştı çoktandır. Mısır ve Kuzey Afrika'nın güvenliği dediğine göre Mısır ve Kuzey Afrika zaten Osmanlı'nın elindedir. Dolayısıyla bu zaten 1. Selim dönemi sonrası oluyor. Bu durumda Memlük Devleti ortadan kaldırılmış. Yani Memlük Devleti olamaz. Avusturya olamaz çünkü Avusturya bir kara devleti. Avusturya'nın Akdeniz'de doğrudan bir bağlantısı yok. Geriye Akdeniz'e kıyısı olan İtalyan prenslikler kalıyor. Ceneviz ve Venedik gibi. Ceneviz ya da bugünkü Cenova bu kadar etkin bir devlet değil bu yıllarda. Ama Venedik etkin bir devlettir, bir denizci devlettir. Cevap Venedik olur. Beşinci soru. Osmanlı Devleti'nde has ve zahmet topraklarının aşağıdaki özelliklerden hangisi bu toprakların maaş karşılığı verildiğinin en güçlü kanıtıdır? Diğerlik toprakları üçe ayrılıyordu. Has, zahmet ve tımar. Has topraklar
en üst düzey devlet adamlarına verilir. Zehamet topraklar orta düzey devlet adamlarına, tımar topraklar da alt düzey devlet adamlarına ve savaşta yararlılık gösteren kişilere verilir. Bunların maaş karşılığı verildiğinin kanıtı hangisidir? İşlenmeyen toprakların geri alınması, gelirinin fazla olması, mülkiyetinin devlete ait olması, devlete asker yetiştirilmesini sağlamak, rütbe ve derecelere göre verilmesi hangisi maaş karşılığı verildiğinin en güçlü kanıtıdır? Şimdi mülkiyeti devlete aitse bu maaş karşılığı veriliyor diyebiliriz. Ama daha güçlüsü var mı? En güçlü dediği için, en derecelendirme koymuş olduğu için bizde maaş karşılığı olduğuna delalet eden cümleyi bulmamız gerekiyor. Rütbe ve derecelere göre verildiğine göre, rütbe ve derece de ve maaşı belirlediğine göre bu durumda maaş karşılığı verildiğini en net olarak bu cümleden anlayabiliriz. Cevap E şıkkı olur. Altıncı soru. Aşağıdaki Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki olayları oluş sırasına göre sıralayalım. Harçova Savaşı, Karlofça Barışı, Vasfar Antlaşması, Zitva-Torok Antlaşması. Harçova Savaşı ardından Vasfar Antlaşması ardından Zitva-Torok Antlaşması ve Karlofça Antlaşması. 1699 Karlofça Antlaşması. Bu durumda Karlofça Antlaşması'nı en sona almamız gerekiyor. 1699. Yani bir Haçova, 4 Zitva-Torok Antlaşması 1606, 3 Vasfar Antlaşması ve 2 Haçova Antlaşması. Cevap C şıkkı olur. 7. soru. Amasya Antlaşması, Kasr-ı Şirin, Seram, Ferhatpaşa Antlaşması. Yukarıda verilen İran'la yapılan antlaşmaları tarih sırasına göre sıralayalım. Amasya Antlaşması 1555 tarihinde Osmanlı ile İran arasında yapılan ilk antlaşmadır. Kasr-ı Şirin Antlaşması 1639 günümüzde geçerli olan İran'la Türkiye sınırını çizmiş olan antlaşmadır. En eski tarihli Osmanlı'nın imzalamış olduğu günümüzde de geçerli olan en eski tarihli antlaşmadır. Serav Antlaşması yine İran'la 1618 tarihli. Ferhatpaşa Antlaşması 1590 tarihli Doğu'da Osmanlı'nın en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma. Bu durumda bunları sıraladığımızda 1555 Amasya'yı en başa yazarız. Serav Antlaşması 1618 ikinci sırada. Kasr-ı Şirin Antlaşması 1639 üçüncü sırada. Ferhatpaşa Antlaşması 1590. Amasya 1, 4 ikinci sırada olur. 1, 4, 3 ve 1 sıralarız. Cevap C şıkkı olur. Hepinize başarılar arkadaşlar.